Buyurun. Bak. Evet, nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız Kenan Bey? Süper normal duruyorsunuz. Biraz öyle. Bunu neden beğenip aldınız? Yani ne ifade ediyor bu sizin için süper normal? Bilmiyorum. Hoşuma gitti böyle. Yani normalde süper kahraman şeyler olur ya hep. Evet. Sıradan oldum biraz. Normal olmak daha iyi diyorsun. Evet. Peki, tanıyalım sizi biraz. Ben Murat Demir. Ankara'dan geliyorum. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Tıpta daha, okuyorsunuz. Daha birinci sınıfım. Birinci sınıf. Çok mu puan aldınız? Biraz. Mesela? Beşinciydim mesela. Öyleydim. Şimdi bir de YouTube'a düşüp rezil olmak istemiyorum ama öyle bir durum var bir de. Yani Türkiye beşinci oluyorsunuz değil mi? 1,5 milyon insanın içinden. Türkiye beşincisi böyle rezil oldu. Süper normal bir şey bu Burak. Yani Türkiye beşincisi olmak süper normal. Çok haklısın. Yani bu tişörtü giymekle iyi etmişsin bence. Sağ olun Kenan Bey. Burak, hiç söylemediğim bir kelime daha söyleyeyim. Yani bugüne kadar bu yarışmayı bir yıllardır sunuyorum ama hem hakikaten süpersin hem de çok, ne derler ona, çok şirin, çok sempatiksin. Sağ olun Kenan Bey. Hoş geldin. Yani hepimizi güldürdün. Bak, seyircilerimiz de birdenbire sizinle böyle bir empati kurdular. Kiminle geldiniz yarışmaya? Şimdi kuzenim ve iki lise arkadaşımla geldim. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız Kenan Bey? Teşekkür ederim. İyiyiz. Böyle aileler mi bu? Genetik mi? Çalışkan olmak, zeki olmak. Evet, iki abisi de zaten Burhan Tıp Fakültesi'nde okuyorlar. Bir tanesi yeni bitirdi zaten. Ailecek, yani doktorlar, dayım da doktor, dayımın oğlu da tıp fakültesinde okuyor yine. O şekilde bizim de. Peki. Efendim, size de hoş geldiniz. Sınıf arkadaşı değil mi? Hoş bulduk Kenan Bey. Liseden arkadaşım. İsmim Ebubekir Uçar. Ben de İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Burak şu ana kadar yaptıklarıyla zaten birçok şey kanıtladı. Bundan sonra da bunu devam ettireceğini biliyoruz ve ona güveniyoruz. Süper normal değil mi? Kesinlikle. Lisede de öyle miydi? Süper normal miydi? Lisede yani. Evet. Efendim, siz de hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Kenan Bey. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Siz hangi lisedeydiniz Allah aşkına? Melih Arpacı. Burhan Lise arkadaşıyım. Ay, hangi lisede okuyordunuz? Böyle bu kadar parlak çocuklar. Konya Özel Diltaş Lisesi. Konya. Ha. Üçümüz de oradan aynı dönem mezunuyuz. Burak, lise hayatı boyunca hani hem görüldüğü gibi çok zeki hem de hedeflerine ulaşmak için hiç yılmadan çaba sarf eden biriydi. Özellikle ilgi duyduğu şeylerin peşinden koşmayı da seviyor. Onun özellikle bilgisayar konusundaki yeteneklerine ve bazı çabalarına da hayranım. Bu konuda gerçekten çok üstün. Sonuna kadar yanındayım. Güveniyorum. Şans yardımcısı olsun. Ne diyorlar bu arkadaşlarınız Burak? Bilmiyorum öyle. Öyle mi? Siz onlar için bir şey söyleseniz ne dersiniz? Boğaziçi Elektrik Elektronik kazanmış o da ben. Hepsi birbirinden zeki yani, öyle diyeyim yani. Peki o sizin derecenizde var mı? Ben Türkiye 186.sıydım. Ben de tam tersi hani mühendis olmayı istiyordum. Tıp alanına pek ilgim yoktu. Onun yüzden Boğaziçi'ndeyim. Peki. Anneniz babanız ne iş yapıyor Burak? Annem emekli öğretmen, babam öğretmen hala çalışıyor. Niye katıldınız bu yarışmaya? Televizyonda izliyordum, bir merak ettim, kendimi deneyeyim dedim. Öyle. Peki deneyelim biz de bakalım. Sonuç ne olacak? Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum da. O halde tamam. Başlıyor yarışma. İlk soru geliyor Burak. Duygularına engel olamayıp taşkın davranışlarda bulunmak hangi sözle ifade edilir? A. Kabına sığamamak. B. Koltuklarını kabartmak. C. Gözü seyirmek. D. Geri dolaşmak. Burak, saniyeler ilerliyor. Seyirci jokerini kullanmak Allah istiyorum. Can, beynim durdu. Haydi ya, doğru. Duygularına engel olamayıp taşkın davranışlarda bulunmak hangi sözle ifade edilir değerli seyirciler? A. Kabına sığamamak. B. Koltukları kabarmak. C. Gözü seyirmek. D. Dili dolaşmak. Süre 10 saniye. Şu an adeta dilim dolaştı. A.
son kararım. %99. İkinci soru. Bir karışıma sonradan eklenen malzemeyi diğerlerine iyice karıştırmak anlamında hangisi kullanılır? A. Yüzdürmek. B. Gezdirmek. C. Susturmak. D. Yedirmek. D. Yedirmek son kararı. Tebrikler. 1000 lira kazandınız. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Hangi sporu yapanların lastik gibi oldukları söylenir? A. Jimnastik. B. Güreş. C. Atletizm. D. Dağcılık. Güreş ve dağcılık değil zaten. Atletizmde zaten koşuyorlar yani. Cevap belli gibi ama. A. Jimnastik son kararı. Dördüncü soru. Her şeye iyi yönden bakan insanları ifade eden sendrom adını hangi karakterden alırız? A. Cinderella ve Alice. C. Pollyanna. D. Daldola. C. Pollyanna son kararım. Beşinci soru. Televizyon kumandalarında sesi tamamen açan ya da kapatan tuşun üzerinde yer alan sembol hangisidir? A. Mikrofon. B. Megafon. C. Nota. D. Zil. B. Megafon son kararı. Benim için ne kadar bir zor bir soruydu bir bilseniz. Cidden mi? Altıncı soru. Lazım. Bildiğiniz yerden çıktı galiba. Girdiğiniz müzik hangi filme aittir? A. E.T. B. Jurassic Park. C. Buz Devri. D. Hayalet Avcıları. D. Hayalet Avcıları son karardı. Geldik 7. soruya, 15 bin lira ödüllü baraj sorusuna. Baraj bir joker kullandınız ama yani o da böyle ilk şu koltuğa oturmanın şokuyla herhalde. Dilim dolaştı. Kullandığınız bir joker. Bu soruya doğru cevap verirseniz 15 bin liranız olacak. Bir de jokeriniz olacak. Geliyor soru. Napolyon döneminde geçen Rusya ve Fransa arasındaki savaşı anlatan Savaş ve Barış kitabının yazarı kimdir? Gustav Flaubert. B. Nikolay Gogol. C. Anton Çehov. D. Lev Tolstoy. D. Lev Tolstoy son kararı. Tamam. 15 bin lira cepte. Joker de eklendi. Çift cevap jokeri. Sağ olun Kenan Bey. Evet, bir kritik edin bakalım nasıl gitti yarışma. Beklediğiniz gibi mi değil mi? Beklediğimden daha iyiydi açıkçası. Bir tek ilk soruda seyirci jokerini harcadım biraz. O kötü oldu da şu an şimdilik iyi gidiyoruz. Peki soralım bakalım arkadaşlarınıza. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 bine gelmesini hani şoku atlattığını da düşünüyorum ve bundan sonrasını daha rahat bir şekilde götürebileceğini düşünüyorum. En azından şu anda ayakları daha sağlam basıyor. Üzerinden ilk şoku da atlattı. Yolu açık olsun.
Öyle mi Burak? Öyledir. Şoka atlattı diyor. Yani biraz. Atlattınız. Evet, 30 bin liralık soru geliyor. 8. soru Burak Demir. Anladım. Eski Yunan mitolojisinde Kronos ne tanrısıdır? A. Yolculuk. B. Zaman. C. Kader. D. Doğum. Açıkçası bunun hakkında pek bir fikrim yok ama Kronos kelimesinin üstüne mantık yürütmeye çalışacağım da. Kronos'a... İyi edersiniz ben, çok iyi edersiniz. Kronomet de var ama zaman tanrısı olabilir diye düşünüyorum da hiç emin değilim. Onun için biraz daha düşüneyim. Kronometre Kronos'tan mı ilham diyorsunuz? Almış olabilir ama emin değilim şu an hiç yani. Risk de almak istemiyorum. Ondan telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Eminsiniz yani? Eminim. Bunu bilebilecek kim var acaba, bir bakalım. Adem Kolu Çolak, Fatih Demir ve Ali Çaycı. Fatih mi, abiniz mi? Fatih Demir aramak istiyorum, abim kendisi. Mitolojiden haberdar mı, meraklı mı? Yani biraz biliyordur. Çalıyor Fatih'in telefonu. Alo. İyi akşamlar. Fatih Demir, nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir sorusu olacak Burak'ın size. 30 bin lira değerinde bir soru. Hı hı. 30 saniyede süreniz olacak doğru cevabı Burak'a söylemeniz için. Hazır mısınız? Tamam, hazırım. Kolay gelsin. Eski Yunan mitolojisinde Kronos ne tanrısıdır? A. Yolculuk. B. Zaman. C. Kader. D. Doğum. Zaman. Peki, teşekkürler. İnsan emin olamıyor şimdi. Kronometre falan var ama. Neyse. B. Zaman demek istiyorum. Son karar. Otuz bin lirayı güle güle kullanın. Ne yapacaksınız bu parayı? Onun için daha aşırı planım yok da zaten daha öğrenciyim. Aileme de destek olmak istiyorum biraz. Peki. Hadi bakalım, geliyor şimdi 60 bin lira değerindeki soru. Ünlü çizgi karakter Snoopy'nin cinsi nedir? A. Danua. B. Bulldog. C. Beagle. D. Chow Chow. Şimdi Snoopy kim diye onu hatırlamaya çalışıyorum bir önce. Bir çizgi film karakteri, Amerikalıların Mad diye bir dergileri vardı eğer. Bilmiyorum hala çıkıyor mu? Biraz eskiden o dergide yani. Sürekli yani bant şeklinde. Komik bir köpektir. Böyle ne derler orada? İnsani özellikler taşır, duygusaldır. Zaman zaman böyle küser, alınır falan birilerine. Sonra battaniyesini alır gider çatıda yatar böyle. Benim zamanımda çok ünlüydü. Ben senin yaşlarındayken. Ben küçükken çok çizgi film izledim de bunu hiç hatırlamıyorum şu an. Onun için evet, garantiye alacağım. Önce yarı yarıya Joker hakkını peki kullanmak istiyorum. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyorum. Yarışmacımız Burak Demir değerli seyirciler. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Ve çift cevap Joker hakkını kullanmak istiyorum şimdi. İlk, peki. İlk cevabım B. Bulldog, son kararım. İtiraf edeyim, ben çizgi film hakkında bir yana ahkam kestim ama yani köpeğin cinsini ben de bilmiyorum. Ha, bulldog olmadığından emindim yalnız. Onu ben ona de düşündüm, siz komik deyince çünkü bir de zaten. Sıradaki soru 125 bin lira değerindeki 10. soru. Soru şöyle Burak. Antik ve Orta Çağ yüksek eğitiminin temeli olan 7 özgür sanattan biri
Hangisi? A. Gökbilim ve politika. C. Anatomi. D. Aşçılık. Telefon jokerimi harcamasaydım şimdi bayağı yararlı olacaktı. Ben sizi uyarmıştım. Garanti almak gerekiyordu yani, şimdi yanlış çıkabilirdi. Yanlış. Söylediniz hemen kronos, kronometre. Ben insan emin olamadı ya işte. Burada heyecandan harcamak istemedim yani. Orada kaybetsem jokerler boşa gidecekti mesela. Ben düşünüyorum. Özgür sanat dediğine göre gökbilimde yani herhangi bir özgürlük veya sınırlama olmayacağını düşünüyorum. Ki anatomi de öyle. Politika gibi duruyor ama riske de atmak istemiyorum fazla. Ve aşçılık gibi yanıltıcı bir şık da var orada. Onlar da çıkabiliyor cevapta genelde. Özgür sanat diyorlar. Dönemi, antik dönemi hatırlayın. Anatomi ve gökbilim olmadığını düşünüyorum ama politika diye niye düşünüyorum. Çünkü anatomi ve gökbilimde aşırı özgürlük veya sınırlama olacağını düşünmedim ama politika niye sanat olsun mesela? Mesela politika sanatı derler falan ama. Yani retorik, bir politik retorik var onu yani, ne derler, söylem. O yüzden mi yani, o unutuk atma oradaki başarı. Sonuçta bir yetenek gerektiriyor ya. Da hiç emin değilim şu an. O zaman aşçılık da yetenek gerektiriyor Burak. Orası da öyle. Gökbilim tabii. Gökbilim hele acayip yetenek gerektiriyor. Anatomi de hele. Ki sizin dalınız yani, tıp de seçtiniz. Onlar da aşırı özgürlük olacağını sanmıyorum. Yalnız şey var. Mesela anatomide Hipokrat vardır. Antik Yunan'dan kalma. O zaman da bayağı önemli bir daldı o. Da yedi özgür sanattan biri mi onu bilmiyorum. Aslında tarihte tıp gibi bir dersimiz vardı da orada daha görmedik bunu. Şu an 60 bin liram var değil mi? İyi. Ben çekinmek istiyorum Kenan Bey. Son kararınız. Son karar. Şansınızı denemiş olsaydınız Burak, ne derdiniz? B, politika derdim. Zaten bilemeyeceğim bir soruydu. Bence çekinmekle doğru olanı cevap yaptım. Cevap vermedim ve 60 bin liramı alıp gidiyorum diyorsunuz. Ben de size gururla ve sevinçle takdim ediyorum. 60 bin lira. Teşekkürler Kenan Bey. Ve başarılar diliyorum. Şöyle buyurun Burak. Şöyle. Şimdi gelecek olan yarışmacımız Gökhan Bolut. Nasılsınız Gökhan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, eksik olmayayım. Çok uğraştınız mı bu koltuğa oturmak için? Ne zaman başvurduğumu hatırlamıyorum. Ama son süreç bayağı yoğundu. Peki, umarım ki bu zahmetinize değer. Umarım. İyi bir sonuç İnşallah. Alırsınız. Aklınızdan geçen sonuç nedir bilmiyorum ama söyler misiniz? Nedir? Tabii ki gönül istiyor ki o 1 milyonluk soruyu görmek. Buraya gelmenin amacı o. Çünkü bu bir heyecan, insanın hayatında önemli bir anı. Ve bu anıyı ben doya doya yaşamak istiyorum. İnşallah başarılı olurum. Peki siz bu anıyı doya doya yaşarken kim tanığı olacak bu anın, kimlerle geldiniz? Eşim Zeynep. Tamam, hak eden biri, evet. Kardeşim Harun ve kardeşimin eşi Aylin'le geldim. Peki eşinizden başlayalım hanımefendi. Merhaba Kenan Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsmim Zeynep. Gökhan'a güveniyoruz. Kaç yıldır evlisiniz efendim? 9 yıldır evliyiz. Çocuklarınız? Bir tane oğlumuz var. Allah bağışlasın. Amin, teşekkürler. Peki, size de merhaba diyelim, hoş geldiniz. Merhabalar Kenan Bey, iyi akşamlar. İsmim Harun Bolut. Abimi desteklemek için Ankara'dan geldik eşimle. Abime güveniyorum. Çok çeşitli, çok renkli bir insan. Soruları da çok kolaylıkla yapacağına inanıyorum. Peki efendim, siz de hoş geldiniz Ankara'dan. Hoş bulduk, sağ olun Kenan Bey. İsmim Aylin. Gökhan abimize güveniyoruz. İnşallah bu ana güzel bir şahitlik etmek istedik. İnşallah iyi olur. Evet Gökhan, siz de Ankara'dan mı geldiniz? Ben aslen Samsunluyum. Ancak Ankara'da okudum zamanımın ne çoğunu. Ne okudunuz efendim? Diş Hekimliği Fakültesi bitirdim. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Fakat mezun olduktan sonra hiçbir yakınım
hiçbir tanıdığım veya bir nedenim olmadan Bursa'ya yerleştik. Yaklaşık 10 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Kendi kliniğimde diş hekimliği yapıyorum. Yarışmaya başlıyoruz. Lütfen. Şartları biliyorsunuz. Biliyorum. Geliyor ilk soru. Halk arasında kimin ahı alınırsa aheste aheste çıkacağı söylenir. A. Mazbut. B. Munis. C. Mazlum. D. Mahcup. C. Son karar. Mazlum. İkinci soru. Eski Türk filmlerinde tekne yerine hangi kelime kullanılır? A. Gulet. B. Katamaran. C. Şlep. D. Potra. Fikrim var ama emin olmadığım için seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Türk filmlerinde değerli seyirciler, tekne yerine hangi kelime kullanılır? A. Gulet. B. Katamaran. C. Şlep. D. Potra. Süre 10 saniye. Seyircime çok güveniyorum. Evet. Potra demiş. Teşekkür ederim. D. Potra. Son kararım. Fabrikatör babanın kotrasıyla şöyle bir dinlenize açın. Aynen öyle. Aklıma geldi ama küçük bir tereddüt. Yine de İkinci soruda eğlenmek istemedim. 1000 liranız var. İlk barajı geçtiğiniz üçüncü soruyla devam Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Korsan bayraklarına çizili olan kuru kafa deseni genellikle hangi renk bayrağın üzerinde yer alır? A. Yeşil. B. Siyah. C. Beyaz. D. Mavi. B. Siyah. Son karar. Dördüncü soru. Buyurun. Son yıllarda nikah şekeri yerine genellikle hangi hoş kokulu bitkinin tohumları bir keseye konarak davetleri verilir? A. Lavanta. B. Zencefil. D. Defne. D. C. Defne. D. Tarçın. A. Lavanta. Son karar. Geldik beşinci soruya. Omuzda taşınan müzik setleri hangi yılları hatırlatır? A. 50'ler. B. 60'lar. C. 70'ler. D. 80'ler. D. 80'ler. Son karar. Altıncı sorudayız. Sesli olarak geliyoruz. Soru dinliyoruz önce. Her şey çalışarak oluyor. Biz 2000'den sonra 2 yıl içerisinde önce Dünya Kupası'na katılmayı, daha sonra Dünya Kupası'nda başarılı olmayı düşlemiştik. Hayalimizdi. Şimdi gerçekleşti. Dinlediğiniz konuşma hangi teknik direktöre aittir? A. Fatih Terim. B. Şenol Güneş. C. Mustafa Denizli. D. Yılmaz Vural. Biz 2000'den sonra 2 yıl içerisinde önce Dünya Kupası'na katılmayı, daha sonra Dünya Kupası'nda başarılı olmayı düşlemiştik. Hayalimizdi. Şimdi gerçekleşti. Üzüntümüz, Dünya Kupası'nı alamadık. Oynadığımız futbolla seyir zevki bakımından da bütün dünyanın beğenisini kazandık. Ama en önemlisi bugün seyirciydi, özellikle Güney Kore seyircisiydi. Ve her şey çalışarak oluyor. Biz 2000'den sonra 2 yıl içerisinde Şenol Güneş katılmayı, daha sonra Dünya Kupası'nda başarılı olmayı düşlemiştik. Hayalimizdi. Şimdi son karar. Dünya üçüncüsü olan milli takımın teknik direktörüydü değil mi Şenol Güneş? Evet. Çok başarılı bir teknik direktör. Buradan sevgilerimizi gönderelim ona. Aynen.
Hazreti sözü geçmişken ve teşekkürlerimizi dünya üçüncüsü yaptığı için. Evet. Bizim takımımızı. Geldik yediğin soruya. Baraj sorusu bu. Biliyorsunuz yani 15 bin lira sizin olacak. Gökhan Bolut. İnşallah. Soru şöyle. Gazap Üzümleri kitabının yazarı kimdir? A. Thomas Mann. B. John Steinbeck. C. Charles Dickens. D. Victor Hugo. Bu soruyla ilgili bir anım var, eğer doğruysa anlatmak istiyorum. Saniyelerinizi... Ve John Steinbeck. Son karar. 15 bin lirayı aldınız galiba. Buna emin değilim. Gökhan 15 bin liranın yanısına bir de joker kazandınız. Çift şiraf jokerini. Şimdi anınız aslında geldi. Buyurun. Ne olur ne olmaz diye şöyle bir gözden geçirdiğimde bu soru dün akşam gözden geçirilmiş sorulardan bir tanesiydi. Tebrik ederim. Geldik 8. soruya. 30 bin lira ödüllü. Umarım başarınız böyle devam eder Gökhan. İnşallah. Bakalım nasıl bir soruymuş bu? Amerika ve Avrupa'da yüzyıllardır yaygın olan, kötü olayların başa gelmesini engellemek için başvurulan batıl inanç hangisidir? A. Bardak kırmak. B. Kağıt yakmak. C. Tahtaya vurmak. D. Eşikten atlamak. Bardak kırmakla ilgili çok bir fikrim yok. Fakat tahtaya vurmak, nazar çıksın, aman nazar değmesin diye bizde de yapılan bir şey. Acaba bu ülkelerden veya bu kıtalardan mı, bu kültürlerden mi alındı, bizde de uygulanıyor? Eşikten atlamak uğursuzluk getirir. Bardak kırmak. Sanki... Bazı evlilik törenlerinde, kilisede yaptıkları törenlerde bardak kırdıklarını hatırlıyorum. O kültürlerde, kendi dinleri genel olarak Hristiyanlıkta o olabilir. Kağıt yapmak hiç aklımın bir ucunda kalmamış bir şey. Bu soruda ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum Kenan Peki. Bey. Peki. Telefondaki jokerinizi tanıyoruz önce. Timuçin Çevikoğlu, Akif Kenger ve Tanper Ayhan. Ben bu soruda telefon jokeri olarak Timuçin abi aramak istiyorum. Timuçin Çevikoğlu. Peki efendim, biz Timuçin abiyi araya duralım. Size biraz hakkında bilgi verin. Timuçin Bey, kayınpederimin yardımcısı. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nda görevli. Türk sanat musikisi alanında sevdiğimiz bir aile dostumuz. Çalıyor Timuçin Bey telefonu. Alo, efendim nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Kenan Bey. İyi bir yarışma dilerim. Teşekkür ederiz efendim. İyi bir yarışma çıkıyor zaten şu anda. Gökhan Bolut hakikaten yarışıyor ama bir soruda zorlandı. Bu yüzden aradık sizi. Soruyu Gökhan soracak. Siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım, buyurun efendim. Kolay gelsin. Timuçin abi. Amerika ve Avrupa'da yüzyıllardır yaygın olan kötü olayların başa gelmesini engellemek için başvurulan batıl inanç hangisidir? Bardak kırmak, kağıt yakmak, tahtaya vurmak, eşikten atlamak. 13 saniye. Evet Gökhan'cığım, çok üzgünüm. Hiçbir fikrim yok. Seni yanıltmak istemiyorum. Tamam, teşekkür ederim Timuçin abiciğim. Eyvallah. Bardak kırmak. Bir programda Türk insanının risk almadığını ve o yüzden de bir üst soruya geçemediğini söylemiştiniz. Bir milyonluk soruyu açan hanımefendinin yarışmasında. Şimdi yakınlarım muhtemelen bana kızacaklar.
şu anda. Şurada 30 bin lirayı garanti ettiğiniz görülüyor. Onlar evet. da görüyorlar. Yakınlarınız da görüyor bunu. Bilmiyorum. Ben şimdi bu jokerleri kullanmayayım. çünkü buraya gelmek bir şanstı zaten başlı başına. Ve inanın bu miktar birçok insan için, benim için de önemli bir miktar olsa da bu heyecanı yaşamak ve riski alıp, riski manipüle edip belki de kontrol edip daha güzel yerlerde risk almak istediğim için ben 15 binime güvenerek, hakkım da hayırlı olsun diyerek bardak kırmak diyorum. İki jokerden birini kullanın bari. Ben bardak kırmak diyorum. Son kararınız. Tahtaya vurmak da çok yakın çünkü dışarıdan aldığımızı ya da yurt dışındaki insanların Avrupa'dan veya Amerika'dan nak nak kelimesini ve o hareketi bildiğini de biliyorum. Bu iki şık arasında çok ciddi kaldım. Bardak kırmak da nedense bir yerde bir görüntü kalmış aklımda. Ben şıkkımı değiştiriyorum. Bardak kırmak da bu kadar ısrarlı olmamak lazım. Bazen insanın ilk aklına gelen her zaman doğrudur ama %50 joker hakkımı kullanabilir. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ve değerli seyirciler, yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Evet, ısrar etmemek gerekiyormuş. Çift cevap hakkı da orada bana göz kırpıyor. Tahtaya vurmak da. Çift cevap hakkı ile birlikte cevap vermek istiyorum. Peki efendim. İlk cevabım tahtaya vurmak C şıkkı. Son kararınız mı? Son kararım. Yapacak bir şey yok bundan sonra. Sağlık olsun. Evet, ısrarlıydınız bardak kırmakta önce. Eğer evet. demiş olsaydınız, benim son kararım tonlamam mı sizi birdenbire durdurdu? Hayır. Birazcık aceleci davranmış olabilirim diye düşünüp %50'mi kullanmak istedim. Peki, en azından devam ediyoruz. Evet. 9. soru, 60 bin lira ödüllü. Burada yine şansınız yaver gidebilir Gökhan Bolut. İnşallah. Bakalım nasıl bir soru. Kendini tek gözü kör Yahudi bir zenci olarak tanımlayan 60'lı yılların Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncusu kimdir? A. Sammy Davis Jr., B.B. King ve C. Ray Charles ve Steve Wonder. Şimdi tek gözü kör dediğimizde Ray Charles ve Steve Wonder. İlk Steve Wonder aklıma geldi benim. Gözlük kullanıyor. Ama oyuncu dendiğinde Steve Wonder'ın oyunculuk yaptığını görmedim. Ray Charles caz yapar bildiğim kadarıyla. Onu da gözlükle hatırlıyorum. Güneş gözlükleriyle ki görme engelini saklamak için muhtemelen. B.B. King bildiğim kadarıyla veya hatırladığım kadarıyla cazcı. Sammy Davis Jr. Bu Junior'lar da hep cazcı oluyor. İki şık arasında kalmış durumdayım şu anda. Jokerlerim gitmeseydi belki yardımcı olurlardı bana. Ray Charles, Stevie Wonder. Ama kendini Yahudi bir zenci diye de tanımladığı için belki gerçekten Yahudi değil ama sürünün içinde siyah koyun gibi anlamda söylemiş olmak isteyebilir.
Belki gerçekten Yahudiydi. Dinleri hakkında bir bilgim yok. Tek gözü kör Yahudi bir zenci olarak tanımlayan 60'lı yılların. Şimdi Stevie Wonder birazcık daha yakın zamanlarda benim de hatırladığım, görüntülerini seyrettiğim zamanlarda, 80'lerde, 90'lara gelmeden belki olabilir. Sanki Ray Charles birazcık daha eski, 60'lı yıllara doğru, 50'li, 60'lı yılların şarkıcısı olabilir diye düşünüyorum. Sammy Davis Jr.'ı hiç bilmiyorum. B.B. King'in hiçbir yerde canlı fotoğrafını veya görüntüsünü görmediğim için acaba görme engeli var mıydı, gözlüklü gördüm mü diye zorluyorum hafızamı ama öyle bir şey gelmedi. Ray Charles birazcık daha şu anda... Risk alma zamanı mı asıl? Şimdi mi risk alma zamanı? Evet, şimdi onu düşünüyorum. Şimdi onu söylemek istedim. Evet, 30 bindeyim. 60 bine çıkma ihtimalim var. 15 bin lira cebimde. 15 bine düşme ihtimalim var. Cebimde. Ve ben bu riski almak istiyorum. Onu söylemek üzereyken siz benden... Öyle hissettim çünkü. Önce aldınız. Çünkü elimden geldiğince mantık yürütmeye çalışıyorum sorunun cevapları hakkında. Ben burada riski almak istiyorum. Çünkü yarışmanın başından beri para ödüllerine bakmamaya çalışıyorum. Gereksiz beni heyecanlandırmasın. Tek gözüm sadece jokerlerde, soruda ve cevaplardaydı. Jokerlerimi harcadım, sağlık olsun. Bunun için ben C şıkkı Ray Charles demek istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Kilim. Burada riski almak istiyorum. Çünkü yarışmanın başından beri para ödüllerine bakmamaya çalışıyorum. Gereksiz beni heyecanlandırmasın. Tek gözüm sadece jokerlerde, soruda ve cevaplardaydı. Jokerlerimi harcadım, sağlık olsun. Bunun için ben C şıkkı Ray Charles demek istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Sağlık olsun. Demiştiniz bilmediğim yerden. Evet, sağlık olsun. Bilmediğim yerden çıktı hakikaten. Sammy Davis Jr. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bizlere bir yarışma heyecanı, zevki tattırdınız. 15 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Rica ederim.